milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ. Şu an hazır. Deniz, merhabalar yeniden. Merhaba. Bu sefer ışığınla geldin stüdyomuza. Evet, hoş geldin. Hazırlıklı geldim. Şimdi hoş bulduk seninle Elman. Programı açarken aslında Tokyo sürecini konuşuyorduk. Seni de biraz tam duyamadığımızı belirtmek isterim. Yeniden bu sebeple sormak isterim. Tokyo 2020'nin bu yıl oynanamayacak, yapılamayacak olmuş olması, 2020'ye ertelenmiş olması, hatta bir bilim adamına göre belki bir yıl daha sürebilir dedi. Bunun sonu nereye varacak bilemiyoruz ama şu anda senin için hedeflerin doğrultusunda belirlediğin takvimin çok çok dışına çıkıldığı için nasıl hissediyorsun ve bu süreç senin için nasıl gidiyor? Ve senin gibi yine olimpiyat hedefi süren arkadaşlarınla da muhakkak konuşuyorsundur. Genel olarak nasıl bir gözleminiz var? Yani bu olay gerçekten birçok profesyonel sporcu için bayağı trajedik bir durum. Çünkü hani kimse salonlara gidemiyor, bazı sporcular sahalara gidemiyor. Ve herkes evde kalmak zorunda. Evde yapabildiği kadar antrenman yapıyoruz. Tabii de yetmiyor. Yani bu konuda çok üzgünüm. Çünkü hani hem yakındım olimpiyat konusunda, yani iki tane maçım kalmıştı. Ertelenmesi bir yandan iyi oldu ama bir yandan da kötü oldu. Çünkü hani çok az bir süre kalmıştı. Ama bir sene daha ertelenmesi de bir sene daha çalışmak anlamına geliyor ve bu çok güzel bir şey. Daha iyi Ama bir olabilme an önce aslında daha iyi olabilme ihtimalin var çünkü önünde yeteri kadar süre var. Yaşında genç olması sebebiyle aslında büyük bir avantaj. Bazıları ise artık kariyerinin sonlarındaydı ve bazı sporcular da son olimpiyat hedefi olarak çıkıyordu sahaya. Ama sen biraz daha farklısın. Sana şunu sormak isterim. Az önce Bülent Timurlenk'le birlikte konuşurken hani kalecilerin kalesinde şut görme veya çalışma, şut antrenmanı yapabilme ihtimalini konuşmuştuk. Senin eskrim dalında evde bir çeşit antrenman yapıyorsundur ama neler yapıyorsun? Ve hani dedik ya acaba yanında rakip olarak evden birini alabiliyor musun diye. Ben de şöyle oluyor. Şimdi haftanın 6 gününde ilk saat 11'de böyle takımcanla birlikte online antrenman yapıyoruz. Her gün farklı bir şey yapıyoruz. Ondan sonra o antrenman bittikten sonra bir öğle yemeği yiyorum ve ardından kendim geliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte yok bisiklet sürüyorum, yok teknik kendi kendime çalışıyorum evde olabildiğince. Çünkü biliyorsunuz ki riskler var, özellikle alt komşu ve evde olan bir anne. Onları da çok rahatsız etmeden bir şeyler denemeye çalışıyorum. Elimden geldikçe antrenman yapıyorum çünkü günde tek eğlendiğim vakit antrenman yaptığım zaman. Sanki her gün böyle devam ediyor, bitmeyen bir günmüş gibi. Onun dışında işte antrenman olmayınca da kitap okuyorum, bazen ders çalışıyorum, dizi film izliyorum. Yani hep aynı geçiyor ama en çok antrenman yapıyorum bu aralar. Bu dönemin aslında biraz da vazgeçilmesi, biraz internetten evdeki ihtiyaçları hızlıca eve alabilmek gibi durumlar da olabiliyor. Senin öyle evi doldurduğun, işte alışverişe verdiğin halin var mı merak ettim açıkçası. Çünkü bir kere spor aletleri başta olmak üzere evde herkes kendine bir aktivite bulmaya çalışıyor. Öyle bir şey söz Evet. konusu mu? Yani ben o kadar alışveriş kolik bir insan değilim. En son ilk bu süreçte kendime antrenman eşyaları sipariş ettim. Onun dışında da öyle bir alışverişim yok yani. Bir Çünkü hani kardiyo kıyafet yapabilmek için alsam... bisikletler olsun, koşu bantları olsun. Şu anda herkes buna vermiş durumda kendini. Olabildiğince metrekarede neler yapılabilir bunlar konuşuluyor. Evet, kesinlikle. Yani benim bisikletim vardı zaten. O yüzden hani bir sıkıntı yaşamadım. Ama öyle hani sadece spor malzemesi alıyorum. Kıyafet falan almıyorum. Çünkü hani evde mi giyeceğim o kıyafetleri? Yok tabii onu sormadım canım ben de öyle bilmiyorum öyle bir ihtiyaç doğacağını ben de sanmıyorum da ama sportif anlamda gerçekten ben kendimi habire böyle spor olarak eve ne alabilirim? En son domino alırken, bocce alırken falan buldum kendimi. Bayağı dolduruyordum alt kata ne olur onu da bilmiyorum ben de. Peki yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben Sana çok iyi teşekkür ederim şanslar ve bu davet süreci ettiğiniz en iyi için. şekilde atlatmanı diliyorum. İnşallah, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.